Yazık. Çok yazık. Bunların hiçbirini hak etmedin Gündoğdu. Babana demiştim. Esirleri vermezsen gök kubbeyi başına yıkarım diye. Şimdi düşünsün bakalım. Törelerini mi yoksa evladını mı seçecek? Sana yüzünü kara çıkarmadan döneceğim dedim. Döndüm baba. Bugün ben susacağım, siz konuşacaksınız toyda. Ertuğrul ballandıra ballandıra zaferini anlatırken onu şöyle güzelce bir silkeleyin. Durun! Karatoylar canlı ister. Götürün. Belli ki Karatoygar'ın içeride bir adam var. Biz yokken obayı basacak cesareti vermiş ona. Beyimin şüphelendiği biri mi var? Var. Afşin. Tüccarın adamı. Yarın bıraktığım işi tamamlayacağım. Bu işi sessizce halledeceğim. İçinde nazlı bir bebek gibi büyüt intikamını. Ama asla görevlerinin önüne geçmesine izin verme. Türklerin sınırlarımıza gelmesine engel ol. Yeni yurdumuz atalarımızın destanlarında anlattıkları efsanevi topraklara benziyor. Yurdu aldık diye her şey güllük gülistanlık değil elbet. Yeni menzilimiz toprağa bereketli ama düşman da bir o kadar yaman bir yer. Burnumuzun dibinde haçlı kontluğu var. Çocuklarımız ve sürülerimiz büyürken etrafımızdaki fitne ateşi de büyüyecek. Madem öyle, neden bize atadan dededen kalma masallar anlatıp aklımızı bulandırırsın Ertuğrul Bey? Evet, Alpargo haklı. Yanlışsın Alpargo Bey. Atalarımızın destanlarını masal mı sandın? Onlar bebe uyutmak için değil, adam uyandırmak içindir. Biz onlardan bereketli toprakları da öğrendik, etrafını saran demir dağları eritmeyi de. Babana son bir fırsat vereceğim Gündoğdu. Alp'in Hamza'yı babana yollayacağım. Yarın tek başına esirleri bana getirmesini kibarca teklif edeceğim. Teklifimi kabul etmezse önce seni sonra bütün kıyıları kılıçtan geçireceğim. Yeni yurdumuz şerefine Alpler kılıç kalkan oynasın. Atalardan gördüğümüzü yaşatalım. Hey, hey, hey. Hey.
Kimsin kadın? Beyim, yemek kazanlarına bir şey dökerken yakaladık bu kadını. Ecelim üstadım. Ne döktün kazanlara? Konuş. Sana tapınak şövalyelerinden selam getirdim Ertuğrul. Ertuğrul. Evladım. Yabanın kızından obanın kızı olmaz. Bunu aklından çıkarma. Hem seni tez vakitte Gökçe kızımızla baş göz etmek isteriz. Ne istermiş bu kara toygar denilen yılan? Ertuğrul Bey'in getirdiği misafirler beyim. Kara toygar onları istiyor. Eğer yarın vermezsen Gündoğdu Bey'imizi öldürecekler. Şimdi sana tek bir soru soracağım. Ve karşılığında senden tek bir cevap istiyorum. Kimsin sen? Ben Ali Selçuklu Hanedanı'ndan Muzaffereddin Davud, Muhyiddin Mesud Şah'ın oğlu, Sultan İzzettin Kılıç Arslan'ın torunuyum. Selçuklu Şehzadesiyim. Toygar'ın asıl istediği şehzadeler baba. Onlar için her şeyi yapar. Yeter ki istemeyi bilelim. Ya dediğin gibi olmazsa? O zaman hepimiz ölürüz baba. Ama en azından elimizde kılıcımız, onurumuzla ölürüz. Süleyman Şah'ı iyi tanır. O kendi canını ortaya kor. Kara Toygar ikisini de ortadan kaldıracak. Geriye bir tek Ertuğrul kalıyor. Onu da... Çok ileri gittim beyim. Çok. Bu işin sonu hiç iyi değil. Ulan iç! Madem bu kadar korkuyordun, niye benimle birlik oldun? Obanın düze çıkması için beyim. Bu işin buraya varacağını... Neye varacak ha? Neye varacak? Mühim bir mesele konuşulmakta Selcan Hatun. Çekil önümden. Beyimizin emri. Sana çekil önümden dedim. Kara Toygar'ı Kartal Tepesi'ne tuzağa düşüreceğiz. Her ne olursa olsun şehzadeleri Kara Toygar almamalı. Ya Sultan Alaaddin'e şehzadeleri götürmeyi başarırsa? Alaaddin'in en gözde komutanı olur. Tapınakçılar Konya'yı mesken tutarlar. Devletin içinde cirit atarlar. Bunun vebali büyük olur Saru. Biz bu devleti kolay kurmadık. Gerekirse şehzadeleri de öldürmekten çekinmeyeceğiz. Ben yokken vekalet sende. Süleyman Şah Ertuğrul'la birlikte Kara Toygar'ı Kartal Tepesi'nde tuzağa düşürecek. Gitmelerine izin mi vereceğiz beyim? Kara Toygar'ın avı daha bereketli olsun diye izin vereceğiz Alparman. Elim kılıcıma gitmeden, üstüme kan bulaşmadan obayı bütün pisliklerden temizledim. Sen ne işler çeviriyorsun Süleyman Şah? Nerede onlar? Oğlumu bıraktığında istediğini alacaksın. Canına mı susadın be adam? Oğlumla benim canım mı daha kıymetli yoksa şehzadelerin mi?
Şimdi oğluyu serbest bırakacaksın Karadoygar. Beni tehdit mi ediyorsun? Gündoğdu'nun kılına zarar verirsen Ertuğrul onları Selçuklu topraklarından çıkaracak. Bir daha onların izini asla bulamayacaksın. Ne sen ne de hizmetinde olduğun tapınakçılar. Oğlumu serbest bırakırsan seni onlara götürürüm. Nerede onlar? Kaçmamaları için Ertuğrul'a bıraktım onları. Ya da başımıza bir iş gelirse Sultan Alaaddin her şeyi bilecek. Şehzade yazdığı bir mektupta Sultan Alaaddin her şeyi anlattı. Aylarca tapınakçıların elinde nasıl kaldığını, kendisini sultan yapmak için nasıl işkenceler edildiğini. Bu işkencelere rağmen devletin asla satmadığını, senin tapınakçılarla işbirliği yaptığını, yani her şeyi. Karar senin. Baba. Oğlum. Ne oldu? Verdin mi esirleri Karatoygar? Hayır. Baba. Karatoygar seni serbest bıraktı. Ovaya git. Baba o adam seni yaşatmaz burada. Sana ne diyorsam onu yap Gündoğdu. Git hadi. Baba. Çabuk ol. Hadi git. Git dedim sana. Hayırdır Akçakoca? İçeride biri mi var yoksa? Ne oluyor burada? Neden sessizlik? Çekil Akçakoca. Çekil de içeride kim var görelim. Size ne bunlar? Çekil Akçakoca. Söylenenler doğruymuş. Zannediyorsunuz siz ha? Evlatlarımız ölmüş Haymana. Onlar yüzünden. Kervanı basmışlar kervanı. Bize demezsiniz. Töreyi ve beyimizi çiğnersiniz ha?
Yazıklar olsun size. Yeter artık Ayman Hanım. Töre diyorsun. Daha kaç canımız ölecek? Evlatlarımızın cenazeleri nerede? Süleyman Şah nerede? Senin değil benim oğlum öldü Haymana. Bu obadaki herkes benim evladım. Benim yüreğim. Oba dediğin birlik ve beraberliğin olduğu zaman ayakta kalır. Birlik bozulmuşsa düşmanın karşısında yenilmeye, yok olmaya mahkumsunuzdur. Süleyman Şah Bey'imiz kendi canını sizin canınızın önüne koymuş mudur? Ha? Evlatlarınızı sakınmış. Obanın iyiliğinden öte yol seçmiş midir? Ne yaparsa yapsın. Obanın iyiliği, selameti içindir. Onun yokluğunda obanın birliğini bozmak, taşkınlık yapmak size yaraşır mı? Töreyi ezmeye kalkarsanız elbet bir gün ezilirsiniz. Bundan sonra onlara taş atan bana taş atmış olur. Onları karşısına alan beni karşısına almış olur. Bu böyle biline. Seninle oyun oynuyorlar. Aramızdaki ilişkiyi nasıl öğrendiler Titus? Ertuğrul. Bunu anlaması zaten an meselesiydi. Lanet olsun. Hepsini öldürmek zorundayım. Şehzadenin sultana yazdığı mektup ne olacak? Saraydaki dostlarım o mektupların sultanın eline geçmesine engel olur. Umarım. Kim abi? Kim abici? Görecekler. Allah muhafaza. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Sana bir şey olsaydı Süleyman Şah'a ne derdim ben? Onlar dönene kadar burada kal. Sevdiklerimizin dönmesini beklerken birbirimize yoldaş oluruz. Duayla, inançla, sabırla. Bu kayı ne batireler atlattı. Hepsinin acısı ne buramda. Yüreğimde duruyor. Allah biliyor ya. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Ki oğlum... Şu kısacık ömrüme ne badireler sığdı. Babamla kardeşimi öldürmek isteyenler. Şehzade oldukları için onları kullanmak isteyen devletler. Zindanlarda çürüdüğümüz geceler. Allah'ın her günü sevdiklerimi kaybetme korkusuyla yaşadım. Ertuğrul Bey'imizi bu kabustan uyandırdı. Güzel bir rüyanın içine koydu. Haymana. Ben hayatım boyunca yaşamadığım huzuru obanızda buldum.
İstediğin oldu. Şimdi sıra bende Süleyman Şah. Karatoy garı haberi ilettirdim beyim. Sen ne yaptın Bay Bora? Kervan baskını duymayan kalmadı beyim. Obanın ileri gelenleri seni görmek ister. Güzel. O zaman onları bekletmeyelim. Mana, bu uğursuz kızı ne diye alırsın yanına? Ha? Ne geldiyse başımıza bunlar yüzünden gelmedi mi? Ne yüzde durur bizim ocağımızda? Değil otağımızda, obamızda ne işi var bunların? Sen bana ne cüretle hesap sorarsın? Ha? Çık dışarı hemen. Hemen dedim. Beylerim, hadi. Hadi içeride konuşalım, hadi. Köydeki herkesin haberi var. Ne oluyor? Beyinizin otağına böyle girmek de neyin nesi? Beyleriyle görüşmek istemişler Haymana. Ben de ricalarını kırmadım. Kuzgun leşe.
Ömrü! Yürü dedim. Hadi. Olsun kendinizi açık etmeyin. Emredersiniz, emredersiniz. Şehzadeleri gönder Ertuğrul. Sen de babamı gönder. Hadi. Hepsini öldürün! Hepsini öldürün! Ya Süleyman Şah'ımız geri dönmezse ne yapacağız beyim? Beyim, bu kara toygar hırsını alamaz da üstümüze gelirse ne edeceğiz? Ne bitmek tükenmek bilmeyen dertleri varmış obanın. Bilmezmişiz. İşinde gücünde olan ihtiyarlar toy meclisini şenlendirmeye can atarlarmış meğer. Beh 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 beh. Aslanlığınızı bilmek için beyinizin kendisini feda etmesini beklermişsiniz. Bilmezmişiz. Şimdiye kadar sayısız cenkten kan ter içinde dönen Süleyman Şah'ımız bu halinizi görse eminim iftihar ederdi. Hepsini öldürün! Neden saldırmıyorsunuz? Neden? Bunları. Hepsini öldürün dedim size. Hepsini öldürün. İhanet. İhanet. Alçaklar. Hepsinin hesabını soracağım sizden. Saldırın. Thank you.
Ağabeyin hala elimde Ertuğrul. Eğer bana bir şey olursa... Boşuna böğürme Karatoygar. Kimse sana yardıma gelmeyecek. Yalnız konuşmak istiyorum Ertuğrul Bey. Alpler müsaade. Uzun yıllar Selçuklu ordusuna kumandanlık yaptım. Ali Selçuk için hem içeride hem dışarıda kılıç salladım. Kan döktüm. Sonra da kader beni şehzademin yanına savurdu. Bundan sonraki tek isteğim, tek görevim şehzademin ve ailesini korumak. Karatoygar'ın yanındaki tanıdığım askerlerle temas kurmam da bundandır. Durum bu Ertuğrul Bey. Benim de istediğim budur Afşin Bey. Hem obamı, hem ailemi, hem Halime'yi, hem de Halime'nin ailesini korumak. Madem ki emelimiz arzumuz bir, o zaman sıra dağlar gibi duralım şu Kara Toygar denen itin karşısında. Siz yiğit bir adamsınız Ertuğrul Bey. Sizin yanınızda candaş olmak şereftir, onurdur benim için. Anlat o halde Afşin Bey. Şu temasta olduğun askerler. Ne kadar etkililer? Şöyle anlatayım Ertuğrul Bey. Karatoygar aman dilediğinde yanına bir tane asker bile gelemeyecek kadar etkililer. O zaman bize düşen ona aman diletmek. O halde bugün Kartal Tepesi'ndeki cam pazarında bize kılıç, sana kalkan olmak düştü Afşin Bey. Biz saldıracağız. Sen de Karatoygar'ın yanındaki Selçuklu askerlerini olması gereken safta tutacaksın. Eyvallah Ertuğrul Bey. Mutlaka orada olacağız. Bugün mazlumların yanında, zalimin karşısında saf tutacağız. Buna mazlumların sahibi şahittir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Alçak köpek! Cehennemde yanasın Karatoygar. Şehzadelerle birlikte siz de gebereceksiniz. Soyunuzu kurutacağım. Oh. Geçti artık o günler Haymana. Önümüzdeki yardan nasıl geçeceğiz? Onu düşünmenin vakti. Alpargo! Haddini bil. Elbette obamızın selameti için konuşacaklarımız var. Ama burası aynı zamanda Süleyman Şah'ımızın mahremidir. Haymana'mıza rahatsızlık vermek uygun düşmez. Zaten yeterince acısı var. Düşünemedik. Benim çadırımda devam edelim. Beylik alametlerini benim çadırıma taşıyın.
Başımız sağ olsun ağabey. Kervanda olanlar, Alpler'in ölmesi hiçbiri senin suçun değildi. Daha evvelden bilir miydin? Numan'ın şehzade olduğunu daha evvelden bilir miydin? Hayır, yeni öğrendim. Ama belli ki saklamak için iyi bir nedenleri varmış. Bizi oyuna getirdiği gibi seni de oyuna getirdi. Lakin sen hala onları savunmaktasın. Bırakın beni, keçi çobanları! Siz kimsiniz ha? Densizler! Bırakın! Eşkıyalığın gayrı sökmez Kara Toygar. Zulmünün miadı doldu. Eşkıyalık. Selçuklu kumandanını derdest eden Türkmen aşireti. Sence Sultan Alaaddin bunları duyunca kimin gerçekten eşkıya olduğunu düşünecek? Nefesini boşuna tüketme Kara Toygar. Önce yargı kurulacak. Karar töreye göre verilecek. Töre konuştu mu, bey de susar sultan da. Beyim, iyi misin beyim? Biraz dinlen istersen ha. İyiyim Dildemir, iyiyim. Obaya mı dönüyoruz baba? Hayır. Önce şu rezilin kervanımızdan gasp ettiği mallarımızı almaya gideceğiz. Afşin beyim, bilirsin sana canım feda. Lakin bu yargının sonu kötüye varmasın. Merak etme Sarı. Bana güven. Belli ki fırsat beklermiş Kurdoğlu. Yoksa bu kadar tez kurulur muydu makama? Utanmaz adam. Bir de beylik alametlerini toplayıp gitti. Biz de elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Yeter Aykız. Yeter. Devlet işlerini bilip bilmeden kendi kendine hallenirsin. Müsaade var mıdır Ayman Hanım? Gel kızım, gel. Hayırdır? Hepiniz acınıza bekler durursunuz. Karnınızı doyurmak aklınıza gelmez. İki lokma boğazınızdan geçsin istedim. Sağ ol kızım. Koy elindekini sofraya. Geç otur şöyle sen de. Hepimiz yüreğimiz ağzımızda bekler dururuz. Süleyman Şah başlarında olduğu sürece hayırlısıyla gider gelirler. Ama ablam Gündoğdu eniştem için çok endişeleniyor. Sizler babalarınızı beklersiniz. Ben de Ertuğrul Bey'im için dua eder dururum. Doğru dersin. Ablanın da derdi vardır bilirim. Ama merak etmesin. Yakında obadan gideceğiz. İnşallah hepsi sağ salim dönecekler. Bize de dua etmek düşer.
soysuz köpekler, alçaklar. Geberteceğim hepinizi. Hepinizi geberteceğim. Hepsinin hesabını soracağım sizden. Hepinizi yok edeceğim. Değil obanız. Kayılar ismini hatırlayan tek bir kişi kalmayacak bu dünyada. Hepinizi geberteceğim. Şimdi tez yola çıkıyorsun. Obasına varmadan o gün doğdu denen iti yakalıyorsun. Sonra da Kartal Tepesi'ne getiriyorsun onu. Kartal Tepesi? Kartal Tepesi ya. Meğer bizi tuzağa düşürecekmiş o kayının keçi çobanları. Duydun mu Saru? Kara Toygar'ı bitireceklermiş. Beyim, dilerseniz önceden varıp tedbirimizi alalım. Evet Saru. En güvendiğin okçuları Kartal Tepesi'nin kayalıklarına yerleştir. İşaretim gelince de orasını kayılar için bir cehenneme dönüştürmelerini istiyorum. Baş üstüne. Malların konulduğu odaya baktık. Hepsi tamamdır beyim. İyi misin baba? İyiyim, iyiyim. Beyim, bugün yoruldunuz. Gece burada kalır istirahat edersiniz diye size oda hazırlattım. Dilerseniz buyurun geçelim. Sağ ol kumanda. Ertuğrul. Sen burada kal. Ben gün doğduyla giderim. Ertuğrul Bey. Seninle konuşmamız gereken bazı meseleler var. Başımız açtığı işler yetmezmiş gibi bir de utanmadan gidip Haymana'ya sığınır. Kuzu kılıklı kurt. Ama ben de Selcansam. Bu yaptıklarını sana bir bir ödeteceğim Halime. Ablam. Gökçe neredesin sen? Yine hangi kuytuya saklandın? Abla. Elin soysuz kızı gidip Haymana'ya sığınır. Benim kardeşim kuytuda köşede bir başına. Abla! Yanılırsın. Hiçbir yere saklandığım yok benim. Otağdan, yanlarından gelirim. Bak hele benim kardeşime. Yemek götürme bahanesiyle yanlarına sokuldum. Diyeceğimi dedim, duyacağımı da duydum. Ne duydun? Kurdoğlu beylik alametlerini almış. Çadırına götürmüş. Beylik Süleyman dönüşünden umut kesilmiş. Beylik alametlerini çadırına mı götürmüş? Evet. Kurdoğlu. Ne yapmaktır niyetin? Sen burada bekle. Abla. Dur Gündoğdu. Bugün senin Ertuğrul'a bakışını gördüm. Sen onun abisin. Ağabey karındaşına kinle bakmaz.
Hem o seni kurtarmak için canına tehlikeye attı. Baba, sen ne söylersin? Canını tehlikeye attı öyle mi? Canını bizim için mi tehlikeye attı? Yoksa o çok kıymetli misafirleri için mi, orasını bilmem. Ama bildiğim bir şey var. Biz can pazarına düştüysek bunun sorumlusu da Ertuğrul'dur. Senin kervandaki baskından sonra gözlerini kim bürümüş? Kabahat yüklemek için kurban ararsın. Rahat'ın yerinde midir Kurdoğlu? Gündoğdu'yu kurtarmak yerine Süleyman Şah'ın tahtına oturmak memnun etti mi seni? Erinin can derdine düştün. Canın sıkkın diye ses etmem. Ama yerini bil Selcan Hatun. Ben yerimi bilirim. Ondandır hesap sormam. Gündoğdu'yu kurtarmak için neden bir şey yapmazsın? Sen bu obada olanları görür müsün? Duyar mısın? Başımıza türlü işler geldi. Eğer ben olaylara el koymasam oba bölünecekti. Başımıza türlü işler kimin yüzünden geldi ha? Ortalığı sen karıştırmadın mı? Süleyman Şah'ın herkesten gizlediğini sana taşıdım. Suç işledim. Ama ve lakin sen ne yaptın? Hiç. Ya ne yapacağımı sanıyordun? Beni hain mi belledin ha? Obamın gizli niyetini düşmana mı uçuracağım sandın? Onlara ne olacak? O kara toygar denen it Gündoğdu'ma kıyarsa? Onların kurtulmaları için dua edeceğiz. Elimizden gelen bu. Tolkien'i yangın yerine dönmeden önce Selçuklu topraklarından bir an önce çıkmalıyız. Kendim için değil. Her şeyden bir haber uyuyan oğlum için. Sizi anlıyorum şehzadem. Herkesin selameti için en doğru olan bu galiba. Yalnız gitmemiz için bize at ve pusat varman gerekebilir. Benim aklıma başka bir fikir gelmekte. Cenazelerden sonra babamdan müsaade isteyip Halep'e yola koyulacağım. Sizi sağ salim oraya kadar götürebilirim alplerimle. Ondan sonrası... Sağ olasın Ertuğrul Bey. Sağ olasın. Sana ve ailene her zaman minnettar olacağım. Yarın Süleyman Şah'la konuşup bir an önce yola koyuluruz. Ertuğrul, uyumamışsın.
Sen de uyumamışsın. Bu durumu da atlattık ama içimi kemiren bir kurt var Deli Demir. Kara Toygar bizim burada olduğumuzu nasıl bildi? Senin içini kemiren kurdun anası da benim içimi kemirmekte. Bak benim. Sana bir şey söyleyeceğim ama. Değerli Demir Usta. O itlerin Halimelerin çadırına baskın düzenlediği gece beni çadırların yanından uzaklaştıran Kurdoğlu'ydu. Kimsenin hakkını yemek istemem Kurdoğlu'nun bile. Ama bu mesele obanın meselesi. Bil istedim. Titus'tan haber var efendimiz. Ne yazmış? Aptallar. Bir işi beceremediler. Şah ve Mat, unutmayın, oyun bitince şah da, piyonlar da aynı kutuya girerler sonunda. Galibin kim olduğunu onları masadan kaldıran bilir sadece. Siz olun. Kutuya girmeden önce öfkemi üzerinize çekmeyin. Titus'a haber uçur hemen. Kara Toygar'ı kimseye yem etmesin. Titus, kayıların halife gelmelerini engelleyebilir mi hala? Bunu başarabilir mi bilmiyorum. Yarını görememek azap veriyor ruhuma. Şöyle hazırlıkları yapsınlar hemen Marcos. Benimle birlikte Halep'e geliyorsun. Nasır'la halletmemiz gereken işlerimiz var. Titus'a başka bir emriniz var mı efendimiz? Kara Toygar'ı kayıların başına gazap ateşi kılsın. Bu işi ister kendi başına halletsin, ister Kurdoğlu'yla. Hesabını ondan soracağım için tercih de onundur. Süleyman Şah nerededir? Kervanımıza baskın olmuş derler. Cenazeler nerededir beyim? Evet haklı. Bey nerede? Cenazeler nerede? Neler dönmekte Kurdoğlu? Kayı beyleri. Zaman ah etme vah etme zamanı değildir. Obamızın direği Süleyman Şah'ımız ve koç yiğitlerimizden hala haber gelmedi. Allah muhafaza, bizim her türlü ihtimale hazırlıklı olmamız gerek.
Obamızın birliği ve dirliği tehlike altındadır. Bir de tüm bu belaların ortasında Halep işi. Beyimizin dilik zamanında vardığı bu kararı zorluk zamanında tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Ya ne edeceğiz Kurdoğlu? Kafandan geçen nedir? Kafamdakini demeden önce şunu hatırlatmak isterim ki Süleyman Şahımız yola koyulmadan önce vekaleti bana bırakmıştır. Benim sözüm beyimizin sözüdür. Eyvallah. Halep'in akıbeti meçhul yollarına revan olmaya gönlüm razı değildir. Göç için başka bir yer. Kayaya yakışmayan işler yapmayın. Toyda yargı konuşulacak. Hükmü töre verecek. Alın bu adamı kütüğe bağlayın. Soyunuzu kurutacağım. Öldürün bunu. Çok şükür sağ salim döndünüz. Allah dualarımı kabul etti. Süleyman! Süleyman! Ödeteceğim bu size. Bütün obanızı sileceğim. Yeryüzünde külünüz bile kalmayacak. Gecenin ergelesine bak hala anlıyor. Dur! Ne yapıyorsun? Duymadın mı beyin sözünü? Kayıya bey sözü çiğnemek yaraşır mı? Süleyman, bak iyi değilsin.
Akçok Hoca'ya sesleneyim de bir bakıversin sana ha? Endişelenme Aime. Sadece yorgunum. Beylik alametleri nerede? Kurdoğlu'nun işleri işte. Neyse. Asma suratını Aymen. Biraz soluklanalım. Aslan aslanın sonra konuşuruz. Kılıcını havada savurdu ve düşmanın gırtlağına sapladı. Keşke anlattıklarını ben de görebilseydim. Biliyor musun? Ben de büyüyünce Ertuğrul abim gibi olacağım. Onun kadar güçlü ve onun kadar cesur olacağım. Gördün mü? Böyle giderse bütün Alpleri geçeceksin Dündar. Ağabey, Yiğit de bana düşmanı nasıl cenk ettiğini anlatıyordu. O da çok cesurdu ama. Onları da anlattı mı? Ben bir gidip babama bakayım. Anlat bakalım. Sana verdiğim görevi yaptın mı? Sen gittikten sonra oba halkına bir şeyler oldu. Halime ablanın çadırını taşladılar. Çadırı mı taşladılar? Evet. Halime abla da içerideydi. İçeride mi? Allah'a şükür anam geldi de hepsinin ağzının payını verdi. Sonra Halime abla gidip bizim otağa geçtiler. Bilirim derdin vardır. Bilirim zora düştün. Ama bu haller geçici. Sen bu güçlüklerin üstesinden de gelmeyi bilirsin. Sadece zora düşmedim. Zora düşürdüm de. Yavaş at. Benimle yola çıkan alplerimin öldüğüne mi yanayım? O kara toygar köpeğinin eline esir düştüğüme mi? Beyimizin, kendi öz babamın beni kurtarmak için teslim olması mı beni yerin dibine soksun? Yoksa Ertuğrul'un gelip kahramanlık yapması mı? Tohumu onlar ekti, kara toygar seni biçti. Değirmen taşında öğütüldün diye şimdi de kendini mi suçlayacaksın? Asıl suçlular keyif çatmakta. Abi. Hoş geldiniz Ertuğrul Bey. Ben de sizi görmeye gelecektim. Abi, anam aş yapmıştır. Ben mi gidip bakayım? Yüreğim yine haklı çıktı. Sen bir defa daha verdiğin sözü tuttun. Babamla kardeşimi sağ salim bana getirdin. Allah senden razı olsun Ertuğrul Bey. Çok şükür sağ salim gidip dönmek nasip oldu. Gitmemizi fırsat bilenlerin yaptıklarını duydum Halime Sultan. Duydum ki kendini bilmezler, rezil işler yapmışlar. Beylerine, törelerine ihanet edip çadırı taşlamışlar. Sizler yoktunuz elbet ama beyin hatunu, tüm yiğitlerin anası Ayman'la dağ gibi yerindeydi. Bana da kol kanat gerdi. Yaptıklarının altında kalacaklar. Siz gidip döndünüz ya, bu bana yeter. Şükretmekten ne dilimde, ne yüreğimde öfkeye yer kalmadı. Üstlerine gitmeden sizi kedenlerin Ertuğrul. Acılıydılar. Yakınlarını bizim yüzümüzden kaybettiler. Öyle temiz kalplisin ki sana yapılan kötülükler bile onu kirletemiyor. Bize biçilen ömürde kötüler kadar iyiler de vardır. Şükürler olsun ki derdini veren Allah dermanını da veriyor. Babam söyledi. Biz Selçuk topraklarından çıkana kadar bizim yanımızda olacakmışsınız. İnşallah. Ağacın orada bekliyor olacağım. Müsaaden olursa seni çok güzel bir kızla tanıştıracağım. Gündoğdu Bey'im. Utanacak biri varsa o sen değilsin.
başımıza bu belaları saran Ertuğrul'dur. Düştüğüm şu hallere bir bak hatun. Ahalinin gözünde düştüğüm şu hallere bir bak. Onurum ayaklar altına alındı. Tasalanma sen. Ahali de bilir gerçeği. Yel kayayı oynatmaz, tozunu alır. Vazgeçmek sana yakışmaz. Şimdi sofraya gel. Baban sofrada bekler herkesi. Ne olacak şimdi beyim? Kara Toygar ya konuşursa? Ne gerekiyorsa o yapılacak. Ok bir kere çıktı yaydan. Kimin nasibi ise ona saplanacak. Beyim, Kara Toygar'ı halletsek bile Süleyman Şah yokken ortalığı biz ateşlendirdik. Demez mi bu işin ardında kim var diye? Bu işi bir sorguladı mı? İlk benim kellem gider. Bay Bora, şimdi fırtına zamanıdır. Kuru yaprak gibi titreşip durursan savrulursun. Azıcık dik dur. Ne yapayım peki beyim? Ortadan kaybol bir süre. Etraf durulunca sana haber ederim. Tamam beyim. Biz ne yapacağız peki beyim? Ne yapacağızı var mı aslanım? Süleyman Şah'ımızın yokluğunda sahip çıktığımız emanetlerini Süleyman Şah'ımıza iade edeceğiz. Ağabeyin nerede? Halim ablayla konuşuyor. Kusura bakmayın, beklettim. Gökçe, hadi kızım sen de otur. Bismillahirrahmanirrahim. Bu olaylar araya girince erteledik ama bana verdiğin Berat'ı Halep'e götürmem lazım baba. Misafirler de gitmek ister. Varacakları yeri bilmiyorum. Ama en azından Halep'e kadar beraber yol alalım diye konuştuk. Tabii müsaaden olursa. Hele toy bir toplansın. Cenazeler gelsin bakarız. Doldu Alparma. Beyimizin alametlerini ait olduğu yere getirdik. Ne oluyor Rahman? Kurdoğlu, beylik alametlerini getirmiş. Sizle görüşmek için huzura kabulünü bekler beyim. Hmm.
Söyle ona, beklesin. Söyle bakalım. Kim söyledi Hamza'nın saklandığı çadırı? Hadi, dinliyorum. Söyle. Kim bu melanetin arkasındaki? Diyemem beyim. Dersen beni sağ komazlar. Sağ komazlar demek. Dümezsen bizim seni sağ bırakacağımızı kim söyledin? Söylüyor lan köpek. Halime bacının çadırına attığın taşlar da bu kadar büyük müydü ha? Söyle. Söyle ki bir kurtuluşun olsun. Kim ateşleyip saldı ortalığa sizi? Kim? Konuş! Doğanca! Bu pehlivan endamlı yiğitlere böyle ufak tefek taşlar yaraşmaz. Öyle dağ yavrusu gibi olanları ancak keser. Bayvara yaptırdı. Hepsini bayvara yaptırdı. Vay anasını. Kardeşimin deliliği, babamın inadı, düşmanın gaddarlığı yetmezmiş gibi bir de içimizde bir hain türedi. Kendi insanını düşmana satan bir hain. Kimmiş bu hain? Bilsem, ah bir bilsem kendi elimle vereceğim cezasını. Ama çok yakınımızda belli ki. Demek düşmana haber verecek kadar yakın bir hain var. Ama sen hala çadırını çekilip derdine yanacak kadar sessiz ıssız kalırsın öyle mi? Anlamıyor musun? Bu obanın umudu sensin Gündoğdu. Meydanı boş bırakma. Kim olduğu belirsiz o insanlar yüzünden obanın dirliğinin bozulmasına müsaade etme. Kim olduğu belirsiz o insanlar dediklerin var ya. Kim? Selçuklu hanedanlığından hatun. Numan denilen o herif şehzade, o hakir gördüğün kız da sultan. Başımıza bunların neden geldiği şimdi belli oldu. Her
Tuğrul'un obaya musallat ettiği dert kendi boyunu da aştı. Sen burada oturup olanları mı seyredeceksin, yoksa ayağa kalkıp gücünü mü göstereceksin? Ya hatun, anlamaz mısın? Şehzadeyi, ailesini koruyan o. Beni kurtaran o. Babamı kurtaran o. Kara Toygar'ı esir alan da o. Ama... Aması maması yok. Yetti. Hadi yorgunum. Hele bir Ertuğrul Beylerle Selçuklu mülkiyetinden emniyetli bir şekilde çıkalım. Ondan sonrası benim vazifem şehzadem. Gönlünüzü ferah tut. Zor zamanlarımızda çok yardımcı oldun Afşin Bey. Sağ olasın. Estağfurullah şehzadem. Görevimiz. Baba. Oğlum. Ben kaçmaktan bıktım baba. Hep yollardayız. Hep kaçıyoruz. Ben kaçarken korkuyorum baba. Burada ilk defa bir arkadaşım oldu. İlk defa oyun oynadım. Ne olur gitmeyelim baba. Burada kalalım. Ama gitmek zorundayız oğlum. Ablan için, senin için gitmek zorundayız. Kısrağı ilk defa Alpik sıfatını hak edebilmek için gönderildiğim dağlarda gördüm. O bütün diğer kısraklardan farklıydı. Daha vahşi, daha başına buyruk. Onu yakalamak zor oldu. Obaya getirmekse dertli. Hep başındakine giderdi. Sonra obanın suyunu içti. Ekmeğini yedi. Ehlileşti. İnandıkça, güvendikçe benim için ne kadar kıymetli olduğunu anladı. O artık senin. Eğer sen de müsaade edersen, adını Sultan koydum. İnşallah, bundan gayrı yolunuz ayrı düşmez. Thank you.
Birlikte uzun bir yolumuz var. Sonu belli olsa da yol hala bizim. Sağ ol Ertuğrul Bey. Sultan'a gözüm gibi bakacağım. Ömrüm yettiğince benimle beraber yaşayacak. Kusuruma bakma beyim. Halkı kimin galeyhane getirdiğini öğrendik. Kimmiş? Bay Bora. Beklemekten sıkılmadın ya Kurdoğlu. Bilirim. Beklemeyi hiç sevmezsin. O nasıl söz beyim? Gerekirse sizi ömür bekleriz. Gelmiş geçmiş olsun beyim. Allah seni bize bağışladı. Olan olmuş, gelen geçmiş. Sen anlat bakalım. Ben yokken obada neler oldu? Hamza'yı görenler olmuş beyim. İşkillenmişler. Sonra da ortalığı velveleye verdiler. Allah'tan Haymana ortaya çıkıp o densizlerin haddini bildirdi. Hayme densizlerin hadlerini bildirdi de. Sen ne ettin Kurdoğlu? Ben önce beyleri otağda toplayıp yatıştırdım beyim. Otağı boş gördüler. Obayı sahipsiz sanmasınlar istedim. Aksi halde işler çığırından çıkacaktı. Gereğini yapıp her şeyi yoluna koyduk sayende. Peki ya beylik alametlerini taşımak da neyin nesidir Kurdoğlu? Beyim, Hayme Hatun burada kendi derdiyle uğraşırken bir de oba işleriyle onu bunaltmak uygun düşmez dedim. Sağ olasın. Ama obada bir hain var belli. Dedim ya beyim, ahaliden Hamza'yı görenler olmuş. Akça Koca Hamza'nın yarasını tımar için çadıra girip çıkarken fark etmişlerdir. Bir değil, iki değil Kurdoğlu. Obayı bastıklarında biri onlara yol göstermiş. Aynı kişi takas yapılacak yeri de Kara Toygar'a haber etmiş. Oyunu Ertuğrullar bozmasaydı telef olup gitmiştik daha başlarında. Öyle biri varsa beyim, obanın ortasında kendi ellerimle derisini yüzerim. Bana başka bir emrin var mı bey? Toyda beyleri toplayıp yargıyı konuşacağız. Niyetim Kara Toygar'ı yargılaması için sultana göndermek. Sen de bana toyda destek ol, arka çık. Ahaliyi teskin etmek gerek. Yine en doğru kararı vermişsin bey. Sen hiç merak etme. Benim yiğit evdeşim. Çok zor günler atlattık. Vesveseyi bırakmalısın. Kurdoğlu gereğini yapmış. Üstünde durma. Sen en doğrusun, bilirsin beyim.
Ne işin var senin benim çadırımda? Zaten ateş çemberindeyiz. Bir gören olursa ne düşünür? Ters ters konuşma Kurdoğlu. Artık suç ortağıyız. Ya beraber çıkacağız ya beraber batacağız. Hem söyleyeceklerimi duyduğunda buraya hemen geldiğim için şükredeceksin. Şu bizim obaya sığınan göçmen kuşlar aslında kimmiş bilir misin? Tamam Kurdoğlu Bey'im. Gündoğdu'ya geleceğinizi söylerim. Çok sevinecektir. Hayrola Ertuğrul? Yıldırım gibi çadırıma düşmenin sebebi nedir? Bay Bora nerededir bilir misin? Nereden bileyim Ertuğrul? Ama lazımsa buldurayım. Sen zahmet etme. Ben bulurum. Baş başalar. Belli ki Ertuğrul Bey'le birlikte gitmeye kesin niyetli. Gözlerimle gördüm abla. O kıza bir at hediye etti. Yeter. İş yine benim başıma kaldı. Sen anca otur ağla Gökçe. Ertuğrul meseleye uyandı. Bay Bora'yı hallet. Zincirin ucu boynumuza dolanmadan koparmalıyız. Müsaade var mıdır baba? Gel kızım, gel. Nasılsınız baba? Bir şeye ihtiyaç var mıdır? Sağ ol gelin kız. Sen nasılsın? Gündoğdu nasıl? Üzgündür baba. Toparlanamayacak diyedir korkum. Çok acı çekti. Ama en çok Alpler'in ölmesi yaraladı onu. Halep'e gitme fikrini o söyledi. Yeni yurt buldu. Ama haberi alınca sevinmeye bile hali olmadı. Yemekte Ertuğrul Halep'e gideceğim deyince de iyice dertlenir oldu. Gündoğdu gitseydi Halep'e belki toparlanırdı biraz. Ben de bilemedim. Ne yapacağımı bilemeden bekler dururum. Bir yanda Gündoğdu, bir yanda da Gökçe. Ertuğrul'la Halime'nin Halep'e gideceğini öğrenince iyice dertlenir oldu. Hassas kızdır bacım, bilirsiniz. Ertuğrul'la mutluluklarına gölge düşecek diye endişelenir. Evlat. O dövdüğün demir külçesi. Kara Toygar'ın kellesi değil. Sanki bir derdin var da demezsin ha. Desem ne fayda? Sussan ne fayda? Bak çırak. Öyle bir dert vardır ki diğer dertlere benzemez. Ne yurt tutmaya, ne de cenk etmeye benzemez.
Beyim, seni görmek isteyen biri var. Kim? Öyle bir derttir ki nice beyleri, yiğitleri zora sokar bu derdi. Benim derdim öyle bir dert ki Demir Usta, dile gelmez. Ben bu derdi söyleyecek kelimeleri bilmiyorum. Dil yüreğin tercümanıdır evlat. Mesele dilde değil yürekte. Eğer senin yüreğin doğruysa dilin de sözün de doğru yolu bulur. Ama senin derdin belli evlat. Bir yiğidin çok korkutan tek bir dert vardır. O da sevda. Eğer yüreğini sevdiğine açarsan bir çınar gibi büyürsün. Yok açmazsan bir kurt içini kemirir. Koca bir çınar bile olsan devrilirsin evlat. Nasıl olacak Demir Usta bu? Ne o babasından, karındaşından vazgeçebilir? Ne de ben yurdumdan. Oba sevdiğin oba. Yurt sevdiğinle yurt. Sen de sevdiğinle Ertuğrul'sun. Eğer sevdan yoksa ne aldığın yurt ne de kefereye vurduğun kılıç yetmez. Hadi dilin zincirini kır. Yüreğin kanatlansın. Cenazelerimiz geliyor. Sizin bu işten çıkarınız ne? Sınırlarımıza gelip başımıza bela olmanızı istemiyoruz. Hepsi bu. Kara Toygar'ın anlattıklarına göre zeki biriymişsin. Eğer haklıysa üçümüz de aynı şeyi istiyoruz. Kayıların da, senin de kurtuluşun ordunun başında Kara Toygar'ın olmasına bağlı. Seni bey yapıp o bana istediğin yere göç ettirecek tek adam o. Boğazına kadar pisliğe bulaştın kurdoğlu. Birazdan toprağa vereceğiniz alplerin kanı ellerine bulaştı bir kere. Bu kanı obanın beyi olmadan temizleyemezsin. Kara Toygar'ı obadan kaçırmam mümkün değil. Ama dediğin kadar güçlüyseniz onu sen kurtarabilirsin. Gizli gizli buluşmak da nereden çıktı Alpargo? Ertuğrul, ahaliyi kışkırttığını öğrenmiş. Nasıl? İki itini konuşturmuş olmalı. Aşağılık herif! Söylemiştim ben size! Bu işten sarpa saracak demiştim. Dinlemediniz beni! Kurdoğlu ve sen sebep oldun bu işin buraya varmasına. Ne yapacağım ben şimdi? Atına atla ve uzaklaş. Ardına bile bakma. Nereye gideceğim ha? Nereye? Çocuklarım var benim. Onları bırakır da nereye giderim ben? Biz bu işi düzeltince dönersin. Elimizin kiri mi hemen yıkayınca temizlensin de gitsin? Ha?
Kaç tane erimiz öldü? Kervandaki bütün mallar gitti. Süleyman Şah bu işin peşini bırakır mı zannediyorsun? Sen nereye gel Baybura? Onları bırakır da nasıl giderim? Bu utançla çocuklarım olmadan nasıl yaşarlar? Alçak! Merak etme. Ailene ben bakarım. Her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Kardeşlerimiz sizlerden son kez helallik isterler. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. İnşallah onlar da haklarını helal ederler. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati için, kardeşlerimizin ruhu için, obamızın dirliği ve bereketi için, Allah rızası için. El Fatiha. Beylerim, yiğitlerim, boyumun oğulları, her birinizin gönlünden neler geçtiğini bilirim. Bu şerefsizin üzerinde kan hakkımız vardır. Döktüğü kanların
aldığı ahların onun yanında kalmaması gerekir. Lakin bu rezil adamı infaz etmek bize düşmez. Onun cezasını Sultan Alaaddin takdir edecektir. Süleyman Şah'ım, kaç ana taş basar koynuna, Kara Toygar'ın elinde yiten canını düşünür. Öyle bir söz edersiniz ki yüreğimiz yanar. Gafiller, beyimizin kayıyı ezdirdiğini ne zaman gördünüz? Elbet beyimiz hepimiz için en doğru olanı bilir. Beylerim, kan hakkı bize düşer şüphesiz. Ama kısası uygulamak bize düşmez. Haçlılarla işbirliği yapıp devletine ihanet eden o soysuzun cezasını Sultan Alaaddin vermelidir. İtirazı olan var mıdır? Kumandan Sarıbörü Kara Toygar'ı Konya'ya götürüp sultana teslim edecektir. O köpek herif son nefesini vermeden önce anlayacaktır ki hiçbir ihanet hainin yanında kalmaz. Kumandan, kısmetli adammışsın. Bu kara domuzun kendi kanında boğulduğunu görmek sana nasipmiş. Halep'e hemen 2 gün içinde yola çıkmalıyız. Hazırlıklar tam mıdır? Denkleri tamam ettik beyim. Bir tek Kilimhane ile çadırların sökülmesi kaldı. Hayvan sürüleri de yola çıktı beyim. Çobanların yanına güvendiğimiz adamlardan bir ikisini de koydum. O halde Berat'ı Elazığ'a götürme. Ahırlarla ağların yapım işini de. Sana veriyorum Gündoğdu. Baba, eğer müsaaden olursa... Baba! Süleyman! 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 Beyim! بسم الله الرحمن الرحيم
Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mursalin ala siratin mustakim tenzilen azizir rahim litunzira kavmen ma unzira abauhum fehum gafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Artık iş sana kaldı. Sultan Alaaddin'e gidip tek tek anlatacaksın. Ona diyeceksin ki, kayılar, senin Konya'ya götürdüğün o isyankar şehzadeleri kaçırdılar. Sonra onların adını kullanarak diğer Türkmen obalarından biat topladılar. Saraya isyan edip Sultan Alaaddin'i devirmek istiyorlardı. Buna razı gelmeyip isyankar şehzadeleri tekrar Konya'ya götürmek için yola çıktım. Beni pusuya düşürdüler. Askerlerimi kılıçtan geçirdiler. En güvendiğim kumandanım Sarıbır. Onun kellesini gözümün önünde kopardılar. Sultan Alaaddin'den bir ordu alıp geleceksin buraya. Kayılar senin nasıl bir gazap ateşi olduğunu görecekler. Sonra tekrar geri döneceksin. Biricik kurtarıcısı olduğun sultanın sağ kolu olacaksın. Ben elimden geleni yaptım. Maalesef ateşi bir türlü düşmüyor. Bundan sonra dua etmekten başka hiçbirimizin yapacağı bir şey yok. Beyimiz her ne olursa olsun hepimizin işinde gücünde olmasını ister. Hepimiz işimizi gücümüzü biliyoruz. O gözlerini açtığı zaman hiçbir eksiğimizi görmesin. Halep'e kadar çok uzun yolumuz var. Ve hiçbirimiz pes etmeyeceğiz.
Hoş safa geldin şeyhim. Hoş bulduk pirimin torunu. Rabbim şefaatini üzerimizde kılsın. Cennet mekan deden buyurmuştu. Her kuş kendi cinsiyle uçar. Kartallar kartallarla, kargalar kargalarla diye. Halep pek bir kalabalık oldu. Kartallar bir başı tutmuş, kargalar bir başı. Hepsinin de derdi başka. Kimisi aşının peşinde haram helal demeden, kimisi istikbal derdinde. Allah'ın bu işte rızası var mı yok mu düşünmeden. Onların bir hesapları tuzakları varsa Allah'ın da bir hesabı var. Şüphesiz ki Allah tuzak kuranların en hayırlısı. Allah. Eyvallah. Müjdeler olsun Selcan Hatun. Hislerin doğruymuş. Artık sadece kocan için değil, oğlun için de yaşayacaksın. Ertuğrul'la beraber uzun bir yol bekler bizi. Hem gitmek için can atarız. Hem de bu yol ömrümün en zor yolu olacak. Bilirim. Sırdaşım ol. Yoldaşım ol Sultan. Keşke her şey başka olsaydı. Keşke. Duydum ki Süleyman Şahımız hiç iyi değilmiş. Azrail yöresinde gezinirmiş. Ölüm döşeğinde zamanının dolmasını bekler derler. Derdine dert kattık. Çok yük olduk Süleyman Şah. Allah yardımcısı olsun. Süleyman Şahımız demiş ki, Halep'e Gündoğdu Bey'im gidecekmiş. Sizi de o götürecekmiş Halime. Gündoğdu Bey mi? Bunu sökmeyi unutmayın. Sıkıca bağlayın. Yolumuz zorludur. Demek geldin Kurdoğlu.
Sana söyleyeceklerimi duyduğunda şaşıracaksın. Başımızı belaya sokan, dert üstüne dert eklemekten başka işe yaramayan misafirlerimizin neden bu kadar değerli olduğu belli oldu. Kendini bize tüccarım diye tanıtan Numan meğerse Selçuklu şehzadesiymiş. Peki bunu bana söylemekteki amacın nedir Selcan Hatun? Küçük bir bilgi kırıntısıyla neler yapabileceğini gördüm Kurtoğlu. Babamla Kurtoğlu amcam bir gün ava çıkmışlar. O vakitler ikisi de bizim yaşlarımızdaymış. Kurtoğlu amcam attan düşmüş. Niye ki? Ata bir şey mi olmuş? At ürkmüş. Çünkü karşılarına kocaman bir ayı çıkmış. Kurtoğlu ne yapmış? Amcam hiçbir şey yapamamış. Çünkü ayağı kırılmış. O ayı amcamı tam parçalayacağı sırada babam gelip mızrağıyla ayıyı öldürmüş. Vay. Baban çok cesurmuş. İşte o vakit kan kardeş olmuşlar. Yiğit, yarın gideceksiniz. Gittiğinizde kayı obasında bir kardeşin olduğunu sakın unutma. Hadi gidelim. Yiğit. Bak. Koş. Lokman Hekim'e sırrı veren Allah'ım, sen bizi onulmaz dertlerden koru. Yukarıdalar. Hoş geldin Nasır. Beni emretmişsiniz efendim. Derhal Elaziz'e gidip şu kayıların sınırlarımıza yerleşmesine engel olmasını söyle. Fakat efendim Titus... Titus'un aptallıkları üstüne konuşup vakit kaybedemem. O sadece kendini vezir zanneden bir piyondan ibaret. Elaziz'i kararından caydırmak çok zor. Kayıları gerçekten sevdi. Elaziz'in kayıları olan sevgisi bütün Halep'e veba mikrobu bulaştırmayı göze alacak kadar çok mu? Ertuğrul'u öldürmeye gelen casusları kimin yolladığını bulabildiniz mi? Aldığım bilgilere göre tapınakçılar her yerde casuslarını harekete geçirmiş. Saraydaki irtibatlarını çözmeye çalışıyorum. Gel Nasır, gel. Gel.
Efendim, mesele mühim. Sabaha beklemek istemedim. Muhaberat, Anadolu'nun vebadan kırıldığını bildirir dururdu. Ben de emin olmak için müstakbel müttefiklerimiz bu illete bulaşmış mı, bulaşmamış mı öğrenmek istedim. Efendim, biliyorum, kayıları çok sevdiniz. Yeni bir Haçlı saldırısı olursa sınırımızı tutmak için biçilmiş kaftan olduklarına ben de inanıyorum. Lakin... Lakin Nasır? Hı? Efendim, maalesef hayvanlarının birçoğu telef olmuş. Sakın. Kayıları sınırdan geri döndürmeyin Nasır. Anladın mı? Sakın. Berat'ı getirdiğinde Ertuğrul'la bizzat kendim görüşmek istiyorum. Hadi bakalım Gündoğdu. Bütün beyler çadırda toplandı. Gün bugündür. Babam ölmüş gibi konuşma Kurdoğlu. Sen babanın evladı olduğun kadar obanın da evladısın Gündoğdu. Oban müşkül durumdayken böyle avratlar gibi çadırında mı oturacaksın? Yayladan düzlüğe indikçe müşkül ortadan kalkar, babam da iyileşir. Başka sözüm yok Kurdoğlu. Yayladan düzlüğe inerken neyle karşılaşacağını bilir misin Gündoğdu? Ne demeye çalışırsın emmi? Demem o ki. Bu gittiğimiz yol, yol değildir evlat. Toyun kararı, babamın da emri var. Bundan gayrı sözüm yoktur Kurdoğlu. Sanır mısın ki o vekalette gözüm var? Babanın gölgesinde otağına kurulasım var. Beni tanımaz mısın Gündoğdu? Sen demedin mi bana? Benim beyliğimi destekle. Babam artık kocadı, ondan beylik çıkmaz diye. Ben de demedim mi sana? Sonuna kadar arkandayım diye. Ha? Neyin davasını güdersin? Ayağı çukurda bir ihtiyarım ben. Obanın senin gibi cesur, ne istediğini bilen bir beye ihtiyacı olduğunu sana defalarca söyledim. Seni bu müşkülden kurtarıp yeni yurdunda bey yapana kadar bana güvenmeni isterim. Sadede gelin mi? Ertuğrul'un başımıza musallat ettiği uğursuz misafirlerin kim olduğunu da öğrendim. Numan'la oğlunun Selçuklu hanedanından olduğunu, şehzade olduklarını biliyorum artık. Kim olduğu belirsiz o insanlar dediklerin var ya, Selçuklu hanedanlığından hatun. Ya Numan denilen o herif şehzade, o hakir gördüğün kız da sultan. Onları biz teslim edersek sultan obayı ihya eder. Selçuklu topraklarındaki en güzel yerlere kuruluruz. Benden ne istiyorsun Kurdoğlu? Halep'ten vazgeç. Halep hepimizin felaketi olacak. Bu gece onları alalım ve sultana verelim Gündoğdu. Allah'ım seni bize kayılara bağışlasın.
Beyim. Baskın için hazırız.